ben de geçte bakalım. Yarın sabah çıkar ortaya, hırlı mı hırsız mı oldu. Ama ben de adamı gözünden tanıyorsam eğer, o genç öyle biri değil. İyilik mi gelir ki yerinde olmayanlardan hep kötülük gelsin? Bu lafında da yine senin yanındayım baba. Ama iyilik eden her zaman iyilik bulmaz ona göre. Hı hı. Yarın hastaneye gitmeyecek miyiz Zafer? Yat dinlen istersen, yorulursun. Oldu baba. Bir de benim için dua etsen. Bitirdi beni bu işsizlik Ayfer. Kızım bari bugün yorma kendini. Otur kahvaltı et kocanla. Tamam anne, oturuyordum zaten. Oğlum babana seslen de kahvaltıya gelsin. Gelir şimdi anne. Bizim acelemiz var, atıştırıp kaçacağız. Sen daha doğru dürüst üstünü bile giymemişsin Ayfer. Zor bir şey mi canım, giyinirim şimdi. Heh, geldi işte babam. Afiyet olsun. Ayfer! 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 Ne yaptın ona he? Ben bir şey yapmadım. Sen yapmadın da kim yaptı peki? Ayfer! Ayfer! Ayfer kendine gel. Ayfer! Taksi! Hadi birader, en yakın hastane. Tamam abi. Gel, otur şöyle. Bir daha da yerli yersiz yorma kendini, tamam mı? Yorduğum falan yok zaten zihni. Abartma lütfen. Babamı merakta bırakma, hadi sen git. Tamam. Ne iltihabıymış? Bir şey demediler mi doktorlar? Basit bir üşütmeyle bile bir sürü gizli enfeksiyonlar oluşurmuş insanda. O da kanı daha çok kirletirmiş. Neyse. Gecikmeden yetişti ya diyalize. Önemli olan o. Öyle. Bugün iki de böbrek haberi geldi baba. Ama dokular uyuşmadı yine. Sıkma böyle canını. Bu uyuşmaz, öteki uyuşmaz. Ama bir de bakmışsın ki birisi uyuşuvermiş ya. Öyle ama bu hastalık çok yük getiriyor bize baba. İş yok, güç yok. Daha ne kadar dayanabiliriz ki? Madem ki Allah'tan ümit kesilmez, o zaman sonuna kadar. Ne yapıyorsun Ayfer? Bir şey yok. Mustafa ile konuşuyorduk. Annem seni bekliyor. Git yanına hadi. Tamam. Sonra görüşürüz. Dün sabah sana suçsuz yere sataştım. Kusuruma bakma olur mu? Tamam. Kimin kimsen yok mu senin Mustafa? Yok. Yok mu yoksa hatırlamıyor musun? Yok. Olur mu canım? Taş kovuğundan mı çıktın yani? Peki Zerrin kim? Zerrin. Zerrin. Mustafa ne oldu? Niye üzüldün ki şimdi bu kadar? Amma da yaptın ha. Gel hadi kahvaltını yap. Acıkmadın mı Mustafa? Gel hadi. Gel. Ağanın küçük oğlu askerdeyken gelini başka birinden hamile kalmış. Töreler boş durur mu? Hikayeyi boş ver Murat. Ağaya nasıl ulaşırız ondan haber ver. Telefon numarası burada. Bu numaradan kendisine ulaşabilirsin. Bilgi çağında yaşıyoruz tabii. Her türlü bilgi parmaklarımızın ucunda. İnternette bir şey daha bulmuştum bu konuda. Ne? Bu Mahmut Ağa bazı kayıp ilanları verip duruyormuş gazetelere. Sonuncusunu 3 ay önce vermiş. Ne kaybetmiş ki? En değerli şeyini, oğlunu. Oğlunu mu? Evet, ilanda öyle yazıyor. Senin için bir çıktı bile aldım. İşte burada. Adı Mustafa'ymış. Akli dengesi de bozukmuş. Fotoğrafı da var. Bak. Vay be. Demek ağanın oğluymuş. Tanıyor musun yoksa? Yo, hayır. Nereden tanıyacağım ki? Bilmem. Ama eğer tanıyorsan yaşadın. Çünkü adam oğlunu bulana ya da yerini bilene ödül vaat etmiş. Ciddi mi?
Evet, ilanın altındaki küçük yazıları okusana. Vay, güzel. Keşke karşımıza çıksa da şöyle kısa yoldan köşeyi dönsek. Öyle. Neyse, sağ ol. Ben de gideyim artık. Sonra görüşürüz. Tamam, güle güle. 2 yıla yakındır kayıpmış. O olaydan sonra aklını kaçırıp tozukmuş demek. Zerine kafayı takması da bundan. Bak sen şu işe. İster misin o kızı hamile bırakan da o olsun? Kardeşi de askere gidince. Şşt! Günahını alma çocuğun durup dururken zihni. Nereden bilirsin ki insanların yüreğindeki dert, içindeki melanet nedir ne değildir? Tövbe tövbe. Doğrusun baba. Ama öyle de olsa benim ilgilendiğim asıl mesele o değil. Neymiş senin ilgilendiğin mesele? Bu Mahmut Ağa oğlunu bulana ya da yerini söyleyene yüklüce bir ödül bahşetmiş. Ödül mü? İlanda öyle yazıyordu. Çok yazmaz mı böyle? Tedbirli olmak lazım anne. Belki ellerinde numarayı gösteren bir cihaz var. Ne belli? Bu numarayı da gizledik mi? Ya Mustafa isteyerek kaçmışsa? Ya aklını kaçırmasının sebebi onlarsa? Ya hayatı tehlikedeyse? Meraklanmayın. Bir şey diyecek değilim. Sadece işin ağırlığını tartıp duruma bir göz atacağım. Alo. İyi akşamlar. Ben Mahmut Bey'le görüşmek istiyordum da. Önemli bir konu için. Adım Zihni. Kendisiyle tanışmıyoruz. Şu kayıp yolu vardı ya hani Mustafa. İşte onunla ilgili görüşmek istiyorum. Sana yalan mı söyleyeceğim ha? Burada diyorsan burada. Bütün gün zerrin zerrin diye geziyor. Uyduruyor değilim ya. İsterseniz bir fotoğrafını çekip göndereyim. Gönderim tabii de. Önce şu ödül miktarını bir öğrensek diyorum. Ha. 5 ha? İyi tamam. Sizi sonra tekrar arayacağım. Ödül 5000'miş. Ne diyorsunuz? İyi mi? Bize ne canım? Bir oğlunun değerini ancak babası bilir, değil mi baba? Önemli olan insan değeri bilmektir. Mustafa'nın rızasını almadan böyle bir şey yapmamız doğru olmaz. Aklı selim olmayan birinden rıza mı alınırmış baba? Polis bile yakalamış olsa götürüp Mahmut Ağa'ya teslim etmeyecek mi? Onlar eder çocuğum. Onlar polis. Biz polis miyiz? O bize gelmiş. O bize sığınmış bir tanrı misafiri. Penceremizin önüne konmuş bir kuş. Ne yapacağız peki? Rızasını almamız için oturup akıllanmasını mı bekleyeceğiz? Deliler akıllılar gibi soru sorar mı hiç? Nedense pek savunuyorsun bu Mustafa'yı. Hayırdır? Savunduğum falan yok. Nereden çıkartıyorsun? Neredeyse benden bile akıllı sayacaksın. Baksana. O beğenmediğin aklıyla gelip yanı başımızdaki odaya yerleşti ya. Akıllı sayılır elbet. Kapıdan içeri girmesi bile mümkün değildi ya. Altın yumruklayan tavuk o bizim için. Verecek misin yani onu babasına? Vermeyelim mi Ayfer? Diyaliz masraflarını bir düşün. Bir de bunun böbrek nakli ve daha da bilmem nesi nesi var. Tam da işsiz kaldığım bu zaman nasıl kalkacağım bunca yükün altından? Başımıza talih kuşu kondu diyorsun yani. Evet, kondu. Yalan mı? Babamın eline bakmamızdan iyidir. İçimde bir sıkıntı var Zihni. Sanki yanlış bir şey yapıyormuşuz gibi hem de. Yanlış falan değil. Ailesine teslim ediyoruz. Fena mı? Aklı başına gelince dua bile edecektir bize. Merak etme sen. Al bakalım. Temizce soydum sana. Afiyet olsun. Nasıl? İyi uyudun mu? Rahat mıydı yatağın? Rahattım. Peynirden de alsana Mustafa. Bak sütünü de soğutuyorsun. İç hadi. Belki unutmuştur anne. Babasını bile hatırlamıyor. Peyniri zeytini mi hatırlayacak? Mustafa bir şey mi oldu? Benim babam yok ki. Olur mu canım? Herkesin babası vardır. Mahmut Bey rica edebilir miyim yeniden? Ben kayıp olduğu için aramıştım. Şehir dışında mı? Ne zaman gelir? Ağayı mı arıyorsun yoksa? Fiyatı yeniden konuşmak için aramıştım. Kendi başına işler karıştırmayı bitir artık. Ne oluyor baba? Ne konuşmuştuk? Hiçbir şey konuştuğumuz yok. O çocuğu babasına mı veriyoruz... Yoksa Azrail'in kucağına mı atıyoruz belli değil Zihni. Azrail niye olsun ki? Babası değil mi? Baba. Ama töre namus uğruna oğlunun elini kana bulatan bir baba. Kana mı bulatmış? Evet. Mahmut Ağa şehir dışına çıkmış. Yani içime bir kuşku girdi. Acaba nereden aradığımızı tespit etti de yola mı çıktı? Ne diyor bu herif Ayfer? Bana böbreğini vermek istiyor. Doğru mu söylüyorsun? Hadi götür onu bir an önce. Benimle gel o zaman Mustafa.
Hemen gidip halledelim. Hadi. Merak etme Ortağız. Seni satmış değil. İçin soyu seni. 5 kuruşluk adam değilmişsin be. Baba, bir şeyler yap. Vuracaklar Mustafa'yı. Vuracak olsalar çoktan vururlardı kızım. Niye vursunlar? Baba, vuracaklar. Vallahi vuracaklar.